Defter nasıl katlanır? Arkadaşlar, bir kaplık malzemesi. İstediğiniz şekilde desen de olabilir. Ben şeffaf tercih ettim. Bir selobant. Bir makas. Makası yetişkinlerle beraber kullanalım. Bir tane defter. Defterimizin boyu da A5 kareli. Kenara koyalım. Arkadaşlar, kaplama yapacak olduğumuz defterin genişliğine dikkat ederek sağdan 1 santim kalacak şekilde, soldan da 1 santim kalacak şekilde kaplığımızı kesiyoruz. Şu an gördüğünüz şekil uygundur, sağa solu ve sonra altını üstüne ayarlayacağız. Şimdi sağın solunu ayarladığımıza göre arkadaşlar, görüyorsunuz altına ve üstünü defterin yine aynı şekilde 1 santim ya da en kolayına bir parmak genişliğinde bırakıyoruz. Şu örnek vereyim, bu bir parmaktır, 1 santim aşağı yukarı yakındır. Fazlasını şöyle dikkat ediniz, elinizle de köşeli yapabilirsiniz yönünü kaybetmemek için. Şimdi bu çizdiğimiz alandan arkadaşlar, karşısından bir kişi tutarsa, böyle geldiyse daha kolay kesersiniz. Ama öyle bir imkan yoksa makası elinize alıyorsunuz. Geldiğiniz çizgiden köşesinden yavaş yavaş kesiyoruz. Makasınız keskinse şöyle ilerler. Değilse parça pinçik olur. Defterimiz şu an kaplanmaya hazır. Gördüğünüz gibi kaydan kaymazsa her tarafı eşit şekilde aşağı yukarı. Şu durumlarda arkadaşlar köşede defterimiz kaplamaya başlayalım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayınız.
Defter naylon olduğu için, kaplık da naylon olduğu için çok kayıyor. Defter kaplama işlemimiz tamamlandı. Oluşabilecek kuyruk gibi yerlerini makasla alıyoruz. Şuralarda özellikle. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım.